Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Selim ve Sultan Kadın Aktivite Merkezi'ndeyiz. Begüm hocamızı önceki programımızda tanımıştık. Bugün de kendisi bizlere cam füzyon kursunu anlatacak. Hocam merhabalar. Merhaba. Bugün bizlere cam füzyonu anlatacaksınız. Evet. İsterseniz ilk önce cam füzyon nedir? Nasıl yapılır? Onlardan bahsedelim. Tabii cam füzyon şeffaf ve renkli camı soğukken yani işlenmemiş halini şekil vererek özel fırınlarda cam için özel fırında 750 ve 900 derece arasında pişirilen camı cam füzyon deniliyor. Cam füzyon M.Ö. 5000'li yıllarda ilk Mısır'da ortaya çıkmıştır ve daha sonra Anadolu'da da ortaya çıkmıştır. En eski örneklerini Konya Karatay Medrese Müzesi'nde ve Ankara Sanat Galerisi'nde görebiliriz. Aslında cam füzyon zamanla unutulmuştur ama 1930'lu yıllarda Amerikalı bir sanatçı tarafından tekrardan şimdiki teknolojiyi de kullanarak ortaya çıkmıştır. Cam füzyon aslında ilk başta çok zor gibi gözüküyor. Yani kesme aşamasında, yapım aşamasında. Başlarda herkes onu bir tedirginliği oluyor ama daha sonra bu tekniği öğrendikten sonra zevkle yapmaya başlıyorlar. Evet hocam, bugün bizlere ne yapacaksınız? Bugün ilk önce geri dönüşüm şişelerinden bir pano yapacağız. Eritilmiş bir şişeyle. İlk önce camı keseceğim. Camı keserken mutlaka olması gerekenler gözlüğümüzün olması gerekiyor. Çünkü cam keserken gözümüze cam kaçabilir. Ya da biz çalışırken yanımızdaki arkadaşımızın da gözünde gözlük olması gerekiyor. Ufak bir cam olduğu için zarar verebilir bu. Eldivenimizin olması gerekiyor bunun için. O da cam keserken elimizi kesmemesi için. Kalın bir eldiven bu. Cetvelimizin cam için özel olan elmasımızla camı keseceğiz. Öncelikle bir şişenin üzerine küçük bir cam keseceğim ben. Daha sonra bunu boyama aşamasına geçeceğiz. Evet, gözlüğünüzü. Öncelikle cetvelimle bir ölçü belirleyeceğim. Bunu çiziyorum. Daha sonra elmasımı kokusuz gaz yağına batırarak camımı keseceğim. Camı keserken şu sesi duymamız gerekiyor. Bu camı keser. Hafifçe tıklıyorum. Dediğimde camın parçasını çıkarıyorum. Yine aynı şekilde camı keserken öncelikle yavaş yavaş yapmamız gerekiyor. Hepsini bir anda çıkaramıyoruz. Yani sıcağı sıcağınayken camı çıkarmamız gerekiyor. Cam soğuduktan sonra camda kırılmalar meydana geliyor. Bu şekilde bir de boydan olarak alacağım. Cam füzyonda daha çok geri dönüşümden yararlanıyoruz. Bu nedir? Etrafımızda gördüğümüz soda şişeleri, kavanozlar, ilaç şişeleri, yağ şişeleri. Biz bunların hepsini değerlendiriyoruz fırında. Tabak haline getiriyoruz. Pano, saat, ayna ve kalıplara yerleştiriyoruz. Daha önce de bahsettiğim gibi camla seramik bir bütündür. Çünkü camda kalıp oluşturmak istediğimizde seramikten yararlanabiliyoruz. Yani çamurdan bir kalıbını oluşturup yüksek derecede pişirerek bunu cam füzyon kalıbına yerleştirebiliyoruz. Bu şekilde çıtlattıktan sonra yağ daha alacağım. Daha sonra zımparayla kenarlarını yumuşatıyorum. Yine bu işlemi yaparken de gözlüğümü çıkarmıyorum. Çünkü cam çok ufak taneli olduğu için gözümüze kaçabilir. Öğrenciler genelde evlerinde bardak ya da bir tabak kırıldığı zaman atölyeye getiriyorlar ve biz onları fırının içine yerleştirerek tekrardan geri dönüştürüyoruz. Camımı daha sonra temizleyeceğim çünkü üzerinde gaz yağı kalıyor. Gaz yağı bizim boyamızı etkiliyor. Üzerine şu şekilde... Gaz yağı kullanıyorsunuz. Evet, hep gaz yağı. O da elmasın ucunun körelmemesi için. Şimdi boyama aşamasına geçeceğiz.
boyamada tampon tekniğini kullanacağım. Tampon tekniği dediğiniz nedir hocam? Süngerle boyayı, süngeri boyanın içine batırarak camı yavaş darbe vuruşları yapıyorum. Peki hangi tür boyaları kullanıyorsunuz? Hangi boyaları? Yine gıda için uygun boyaları kullanıyoruz. Çünkü biz bu ürünleri yaptığımızda evimizde kullanabilelim. Yani bizim için zararlı olmaması gerek. Su bazlı boya kullanıyoruz. Boyanın içine karıştırdığımız medyumu su bazlı. Bu cam için özel bir karışımdır. Ama suyla da karışabilir. Yazları çocuk gruplarımız var. Tabii çocuklara camları ben kesip veriyorum. Çünkü çocuklar için zararlı olduğu için. Çocuklar kendi boyalarıyla bunu yapıyorlar. Özel su bazlı cam boyalarıyla. Ama yine kendi bizim boyalarımızı da suyla karıştırarak kullanabiliyorlar. Bu şekilde yerini belirliyorum. Yavaş bir şekilde tamponluyorum. Aslında çok zevklidir. İlk kursa yazılırken herkesin bir korkusu oluyor. Camı kesebilecek miyim? Ya da zarar verecek mi? Gözüme kaçacak mı? Belli şeylere dikkat ettikten sonra herkes camı kesebilir. Evde yapılabilir mi diye herkes merak ediyordu. Evet, evde yapılamıyor çünkü cam özel fırınlarda pişirme yapılıyor. Mutfak fırınında pişmiyor. 800 ve 820 derecede pişirmeni yapıyoruz biz. Yine aynı şekilde 2 gün fırının içinde kalıyor. Evet. Çok fazla kat atmıyorum. Çok fazla kat attığımız zaman boyalar kuruma aşamasında atma yapıyor. Öğrencilerin en çok zorlandığı aşama burası oluyor. Kat kat atma gereği hissediyorlar. Ama yavaş yavaş kontrollü bir şekilde yaptığımızda boyalarımız atma yapmıyor. Bir cam şişenin üzerine bir dekor yapacağız değil mi? Şu an evet. Pano yapıyoruz. Daha sonra ilk katımızı bitirdik. Burada yine örnek çalışmalardan yararlanabiliyoruz. Daha sonra cam kesmeyi ve boyama aşamasını öğrendikten sonra öğrenci zaten kendisi ortaya bir ürün çıkarmaya başlıyor. Araştırarak geldiği için. Yaptıkları işi zaten genelde kullanıyorlar mutfaklarında. Cam füzyonda neler yapıyoruz? Tabak kalıplarımız var. Tabak kalıplarını kullanıyoruz. Kendimiz kalıp... Kaşıklık yapabiliyorlar mutfak için. Saat yapabiliyorlar. Genelde pano tarzı daha çok çalışıyoruz. Ve büyük işler, küçük işler pek sevmiyorlar. Ellerinde kullanıyorlar yaptıklarını. Kesinlikle evlerinde kullanıyorlar. Daha anlamlı hale geliyor. Evet. Mutlu oluyorlar insanlar baktıkça. Bunda da aslında birazcık acele ediyorlar. İşte ürünü yaptık, ne zaman götürebiliriz, fırından ne zaman çıkacak diye. Çok sabır isteyen bir iş bu da. Çünkü fırından camı özellikle hemen çıkaramıyoruz. Çünkü camı fırının içi çok sıcak olduğu için ve dışarı havayla teneffüs ettiğinde camda çatlamalar, patlamalar meydana gelebilir. O yüzden fırının belli bir derecesi var. O dereceye indiği zaman fırını o şekilde açabiliyoruz. Herkes yapabilir mi hocam? Herkes yapabilir ama dediğim gibi bir ön yargıyla gelmiş oluyorlar. İşte cam kesmek çok zordur. Yapabilir miyiz? İşte boyayı, ben hiç hayatımda boya yapmadım. İlk defa boya yapacağım. Yapabilir miyim? Genelde bu şekilde oluyor ama ortaya ilk ürünlerini çıkarttıkları zaman mutlu oluyorlar. Onlar mutlu olduğu zaman ben de çok mutlu oluyorum. Çünkü hoşlarına gidiyor ürün. Kursu yerleriniz nasıl? Talepler çok geliyor mu? Şu an cam füzyon bu yıl kendisini çok fazla göstermeye başladı. Ondan öncesinde çok az bir öğrenci sayısıyla gitmiştik ama şu an öğrenci gruplarımızda bir artış var. Öğrencilerde şu an bir talep var. Çünkü merak ediyorlar. İlk defa böyle bir bölüm görüyorlar ve yaptıkça da hani yapılan işleri gördükçe de hoşlarına gidiyor ve talep var şu an. Gerçekten ilginç bir branş. Kesinlikle. Geri dönüşüm var. Kullanmadığımız evet. Malzemeler, altı vaziyette olan malzemelerimizi cam olan her şeyi evet geri dönüştürüyoruz. Boyamamızın son detaylarına geliyoruz. Çocuk grubu çok özellikle farklı geliyor. Çünkü getirdikleri şişeleri
fırından düz bir şekilde gördükten sonra şaşırıyorlar. Yani nasıl bu hale geldi diye. Hem boyamayı birçok şey içinde barındıran bir branş bence. Evet, ilk olarak boyamadan başlıyoruz boyama tekniğini öğrenmeleri için. Daha sonra cam kesmeye geçiyoruz. Cam kesmeyi de zaten öğrendikten sonra bence öğrenciler... Bence zorlanıyorlar hocam. İkisinde de başta bir zorlanma oluyor boyanın ayarlamasında, kıvamında. Ama daha sonra öğrendikten sonra kendileri hani kesip boyama aşamasını rahatça yapabiliyorlar. Evet. Bu şekilde. Boyamı yaptıktan sonra ürünü benim bir gün kurumaya bırakıyorum ki boya hatalarını hem görmemek için. Fırına öncelikle şu şekilde şişemi düz bir şekilde koyuyorum. Bu şekilde koyduktan sonra 820 derecede fırında belli bir sıcaklığa geldiğinde düz halini almaya başlıyor. Yani şu şekilde. Evet, dümdüz oluyor. Bu olduktan sonra işlem düzleştikten sonra yaptığım boyadığım çalışmayı şişenin üzerine koyuyorum. Bu yine tekrardan bir kez daha yine yüksek derecede fırınlanması oluyor. Fırınlanma aşamam bittikten sonra iki cam birbirine yapışıyor sıcaklıkla beraber. Fırından şu şekilde boyanmış haliyle çıkıyor. Seyircilerimiz şimdi gösterelim. Yani bu şekilde bir şişeyken düz bir hale getirebiliyoruz. Şişelerden tabaklar yapabiliyoruz birbirine birleştirerek kalıpların içinde. Yani şu şekilde, evet, burada tabak kalıbını kullanıyoruz tabağın içine yerleştirerek. Yine aynı şekilde yuvarlak bir cam kesiliyor ve üzerine renkli camlarla şekiller verilip önce bunu düz bir şekilde pişirmeni yapıyoruz. Daha sonra kalıbın içine yerleştirme yapıyoruz. Bu şekilde dekoratif bir tabak olarak ortaya çıkıyor. Yine aynı şekilde soda şişelerinden bir tabağımız var. Şu şekilde. Bunda bütün eritilmiş şişeleri bir kalıbın içine koyuyoruz. O da zaten sıcaklıkla genleştiği için bu şekilde kalıyor. Arkada tablolar görüyorum hocam. Gerçekten evet. Onlar da yine cam kesilerek ve şişeleri kırarak da değerlendiriyoruz. Sadece fırında eriterek değil, renkli cam da elde edebiliyoruz. Yine boya ve renkli camlar aynı şekilde kullanılabiliyor. Bir diğer boyamamızda da iki camın arasına koyduğumuz boyamız var. Kabarcıklı efekte boyamızla. Tekrardan yine bunda bir fırınlanması var. Üzerinde renkli camlar kesiyorum. Bunda hem boya hem de renkli cam iki teknik var. Buralarda kabartmalı boyaları kullanıyoruz. Bir kere bir pişirimi yapılıyor. Daha sonra üzerine renkli camlar konuluyor. İki pişirimde ürünümüzü ortaya çıkarıyoruz. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Size emeğinize sağlık hocam. Teşekkürler. Tabii bu bizim yaptığımız yeni çalışmamız. Burada yine iki tekniği kullanıyoruz. Hem cam kesmemiz var hem boyamız var ve ayrıca kalıplara yerleştiriyoruz bunları, tabak kalıplarını. Camı kestikten sonra yine bir boyama yapıyoruz. Tekrardan bir fırınlamamız var. Fırınlandıktan sonra kalıplara yerleşiyor. Daha sonra bir kompozisyon halinde yerleştiriyoruz bunu, gelincikleri. Çok güzel. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Begüm Hocam, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Efendim, bugün Begüm Hocamız bizlere cam füzyon nedir, aşamaları nelerdir, teknikleri nelerdir onları anlattı. Kendisine verdiği bilgilerden dolayı ve bizi atölyelerinde kabul ettiği için kendisine tekrardan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Efendim, siz de evinizde kırılan eşyalarınızı, bardaklarınızı, tabaklarınızı çöpe atmak yerine Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezimizdeki cam füzyon atölyelerimize getirip değerlendirebilirsiniz. Programlarımızın tekrarlarını da Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalından veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Yine görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sağlıkla kalın.